Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları. Uyarıyor Turgut Özakman kitabında. Diyor ki, Çanakkale'yi Mustafa Kemal'siz, Mustafa Kemal'i yok sayarak anlatmaya yeltenişler var. Bu yaklaşımla yazılmış yazılar, bazı uyduruk kitap ve romanlar, ayrıca bu nitelikte CD'ler de var. Bu CD'ler öğrencilere, halka ücretsiz dağıtılıyormuş. Utandırıcı bir durum. Bile bile gerçeğe ihanet ediliyor. Tarihi kirletiyorlar. Bunları yazanların, yaptıranların kimler olduğu, amaçlarının ne olduğu, yaptıkları işin niteliğinden belli. Gençler, çocuklar, öğrenciler, dinleyin. Çanakkale destanı, zaferi Mustafa Kemal'siz anlatılmaz. Ve yine Çanakkale destanının bilinmeyenleri. Bir destan ki kanla yazılmış. Dünyada eşi olmayan Boğaz Harbi. Bir hilal uğruna batan güneşlerin vakti. Çanakkale zaferi. Zaman zaman metrekareye 6000 merminin düştüğü bir yerde havada mermilerin çarpışması gerçekten yani çok zor bir ihtimal olsa da mümkündü. Bir süngüye çarparak ikiye bölünmüş mermidir. Anzak askerleri tarafından kullanılan aynalı tüfek mekanizması bulunmaktadır. Keşfettikleri sistem sayesinde siperden çıkmadan ateş edebiliyorlardı. Diyaroma sanatçısı Nejat Çuhadoroğlu o savaşı adeta yeniden anlattı. Diyaromalar yani modeller hazırladı. O anı daha iyi anlayalım diye İstanbul'da bir canlı tarih müzesi açtı, yerlerini buldular. Müze müdürü Ömer Çalşimşek ise bilinmeyenleri anlattı. Çanakkale savaşlarında hava, kara ve deniz muharebelerinden başka yer altında da çok çetin çarpışmalar geçmiştir. Türk tarafı Zonguldak Ereğlili madencileri, İngilizler ise İskoçyalı ve Gallerli madencileri lağım kazması için görevlendirmişlerdir. Savaşın en hiddetli saatlerinde Rumeli Mecidiye tabyasındaki topların ikisi hasarlı. Biri sağlam ama onun da topa mermi çeken sistemi arızalı. Bir yiğit çıkar meydana. Seyit Onbaşı. 215 kiloluk mermiyi sırtlayıp kaldırır, savaşın kaderi değişir. Seyit Onbaşı, arkadaşı Nideli Ali yardımıyla sırtladığı mermiyi tek başına yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki merdivene çıkararak topa yerleştirmiş ve ateşlemiştir. Bu sayede İngilizlerin Ocean zırhlısı yara almış ve daha sonra Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlara da çarparak batmıştır. Diyaromalar Mayıs sonuna kadar bir alışveriş merkezindeki sergide ziyaretçilerle buluşacak. Gidip, görüp, o anı yaşamak isteyenler için. Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale Destanı'nı sizlere tüm kahramanlarıyla anlatmaya devam edeceğiz. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetine de bakmak istiyorum. Bugünleri de mi görecektik? Atatürk'süz Çanakkale olur mu? Tabii ki olmaz ama oldu. Atatürk'ün dehasıyla kazanılan Çanakkale zaferi için Genelkurmay'ın hazırlattığı afişlerde atamıza yer verilmedi diyor Sözcü Gazetesi. Az önce de söyledik ya, Turgut Özakman'ın kitabından da bahsettik ya, Atatürk'süz Çanakkale anlatılmaz. Çakmak çakmak yakan gözler desem sizlere. Atatürk, 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 Atatürk.
Elimizde kaç mayın var? Şu anda 26. Bu 26 mayın kıyıya paralel olarak karanlık limana dökülecekti. Tam yeri belirlediler. Bu iş için Nusret gemisi seçildi. Bayın gemisi olarak yapılmış tek gemiydi. Ne zaman hazır olursunuz? Hemen hazırlık yapılırsa gece yola çıkılır. Görev sabahtan önce yerine getirilebilir. Öyleyse hazırlığımızı yapın. Baş üstüne. Nusret'in ışıkları söndürüldü. Bacadan kıvılcım atmasın ve duman çıkmasın diye ocak bastırıldı. Çanakkale'den sessizce ayrıldılar. Boğaz sessizdi. Tehlikeli bölgeye girilmişti. Makinelerin sesi en aza düşürüldü. Havada, denizde kapkaraydı. Sis ince yağmura dönüştü. Gemiler çok yavaş ilerlemeye başladı. Tayfalar derinliği ölçüyor. Arka güvertede raylar üzerinde sıralı bekleyen mayınlar döküm için hazırlanıyordu. Bir gemi hızlandı. Bir numaralı mayın hazır. Bir numaralı mayın Bismillah Fundo. Bismillah Fundo. 26 tane mayın bırakıldı karanlık limana. Şimdi Nusret'i izleyelim. Bir kalbi